Normalde bakın bir şeye ne kadar fazla odaklanabiliyorsak o kadar başarılı olacağız yani, değil mi? Mesela sınıflarda 45 dakika öğretmene odaklanabilmeniz lazım. Bazen 90 dakika odaklanabilmeniz lazım. O odaklanma sürecimiz aslında deep learning, deep creative space. Deep learning derken derin bir çalışma, derin bir düşünce çalışması, düşünce fırtınası, tamam mı? Bunu yapabilen insanlar zaten strateji geliştiriyor, business geliştiriyor, ticari stratejiler geliştiriyor, başarılı oluyor, bilmem ne oluyor. Yani hatta bir şey öğreniyor. Hani coding öğrenmek için bile, yazılım öğrenmek için bile en az böyle bir saat oturabilmen lazım yani. Ama şu anki TikTok bakın bizim beynimizi neye alıştırıyor? O 15 saniyede hafızası yenilenmiş bir böcek gibi sadece 15 saniye fokus olabiliyoruz. 15 saniye sonra şey oluyor. Başka bir video çıkıyor. Bu sefer arkadaşlar nörolojik uzmanı değilim. Ama biliyorum ki nöronlar fiziksel olarak bağlar kuruyor birbirine. Kafamızda artık yeni dünyanın, yeni nesillerin beynindeki nöronlar, yani nöroloji abilerimiz lütfen burada bir yorum yapsınlar. Muhtemelen beyinlerimiz ona göre artık tasarlanmaya başladı ve insanların odaklanma süreci atıyorum 1 saatten 60 saniye bile inmiştir. Ulan 60 saniye bir yere bakamıyorsan, 60 saniye bir şeye odaklanamıyorsan sen bu hayatı neyi becerebilirsin ya? O yüzden arkadaşlar TikTok sadece insaniyetin düşmanı değil. Yani insaniyetin düşmanı derken Çin'in sonuçta psikolojik ve teknolojik silahı dünyaya karşı. Ya bunun siyasi kısmını bir tarafa bırakın. Ya TikTok bizim hayatımızı mahvediyor arkadaşlar. Lütfen Çin'e savaş açmayın. Gergerlioğlu, Sayın Gergerlioğlu dedi. Uygur meselesini gündem yapalım falan deyince MHP'li bir milletvekili dedi ya biz Çin'e savaş mı açalım falan. Ya Çin'e savaş açmayın arkadaşlarım. TikTok'tan kurtarın kendinizi. Şu an gençlere sesleniyorum. Eğer başarılı olmak istiyorsan hayatta yani çok şey yapman lazım. Birçok şey yapman lazım. Ama bunların içerisinde bak çalışmak var, kitap okumak var, ders çalışmak var, bilmem ne yapmak var. Bir sürü şey var. Bunun içinde çok önemli bir şey var. Bunu yapsan başarılı olursun. TikTok'ı sil telefonunda. Sil gitsin. TikTok her gün 3 saatini alıyorsa problem nedir arkadaş? Sil gitsin ya. Sil at git yani. TikTok gibi şeyler senin başarının üzerindeki yani önündeki en büyük dağ gibi bir engel yani. Ferhat ne yapıyordu arkadaşım? Şirin'e ulaşmak için. Eline almış bir tane balyoz. Dağları dele dele. O suya ulaşıyor. Şirin'e ulaşıyor. Yani sen Ferhat'san. Şirin de bir başarıysa şu an. Hani senin dağlarla taşlar tırnaklarına kazmana gerek yok yani. Ölmene gerek yok dağlardan yuvarlanıp yani. Sadece TikTok'u sil. Orada TikTok'a verdiğin saati kitap okumaya, kendini geliştirmeye, jim yapmaya, spor yapmaya. Hatta var ya bak eşini al bir sahile git ya. Tamam mı? Çocuğunu al bir parka git. O daha güzel yani. Arkadaşlar TikTok insaniyetin düşmanıdır. Lütfen TikTok'u silelim arkadaşlar.